Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Türkçe öğretmeni Öznur Saat Yıldırım. Hoca kafası yayınları olarak sizler için hazırlamış olduğumuz KPSS deneme sınavının Türkçe çözümü için karşınızdayım. Umarım soruları çözdünüz. Netleriniz gayet güzel çıktı. Soruların nasıl çözülmesi gerektiğini, nelere dikkat etmeniz gerektiğini bir de benden dinleyin istiyorum. Hep birlikte vakit kaybetmeden çözümlere bakalım. Birinci soru arkadaşlar, ÖSYM'nin sıkça başvurduğu bir soru tarzıdır. KPSS'de de mutlaka bir tane karşımıza geliyor. İki tane, üç tane boşluk bırakıyor. Bu boşluklara hangi sözcüklerin ya da söz öbeklerinin gelmesi gerektiğini bizim bulmamızı istiyor. Ne yapacağız bu tarz sorularda? Sanki hiç boşluk yokmuş gibi bütün verilen cümleleri tek tek okuyacağız ve okuduğumuzda Parçanın içinde, cümlenin içinde geçen bazı anahtar kelimeler aslında o boşluğa hangi kelimelerin geleceğini, gelmesi gerektiğini ne yapacak? Bize fısıldayacak. O yüzden anahtar kelimeleri bağlayıcı unsur dediğimiz kelimeleri çok iyi görmemiz gerekiyor. Buna göre de arkadaşlar seçeneklerdeki ifadeleri eleye eleye ne yapacağız yerine doğru gelmesi gereken kelimeyi bulacağız. Şimdi baktım diyor ki kadim olanı nokta nokta Kadim demek eski demek bu arada arkadaşlar onu da bilelim. Kadim olanı nokta nokta yeni olanı ortaya koymaktan belki daha güç ve fakat çok daha asil bir çabadır. Şimdi dikkat ederseniz burada eski olanı bir şey yapmak, yeni olanı ortaya koymaktan dediği için şu anahtar kelime benim için çok önemli. Kadim olanı çıkarmak, kadim olanı ortaya koymak, kadim olanı fark etmek, kadim olanı keşfetmek gibi ifadeler olabilir. Bu anlamda arkadaşlar Adana ve Bolu'da verilen ilk kelime öbekleri ya da kelimeler karşılıyor. Ancak kadim olanı şekillendirmek, kadim olanı ciddiye almak, kadim olanı benimsemek gibi bir ifade kesinlikle olamayacağı için Ceyhan Denizli ve Edirne'yi elediniz. Devam ettim dedi ki tarih bugüne değin kadim olanı arayıp bulmak için. Şimdi arayıp bulmak bir çaba ürünü gerektiriyor arkadaşlar. Dolayısıyla şuradaki anahtar kelime arayıp bulmak gibi ifadeler yeni bir şey ortaya çıkarmak bakın buradaki anahtar kelimemiz devam ediyor. Koyabildiğini tanıklık etmedi derken umut vermeyen sözü kesinlikle metni okuduğunuzda alakasız görünecek size. B'de verilen çaba göstermeyen yani kadim olanı arayıp bulmak için çaba göstermeyen hiçbir toplumun yeni bir şey ortaya koyabildiğine tarih asla tanıklık etmedi diyor. Bu anlamda şuradaki kelimelerden Ceyhan Denizli zaten Edirne'yi elediniz. Geriye iki seçenek kaldı. E, umut vermek olmaz. E, ne yapıyoruz biz arkadaşlar? Kesinlikle gidip Bolu'yu işaretliyoruz tamam mı? Evet ikinci soruya geldik. İkinci soru yine ÖSYM'nin son yıllarda özellikle TYT'de kullandığı KPSS'de ön lisansta çok dikkat edeceksiniz. Başvurduğu bir soru tarzıdır. Lisansta da arkadaşlar geliyor. Karşımıza gelebilir diye düşünerek yazdığım güzel bir soru. Ne yapacağız? Altı çizili kelimenin soru köküne çok dikkat ettim. Altı çizili sözcüğün anlamca karşılayabilecek bir kullanım hangisinde vardır? Yani sana şunu sormuyorum. Altı çizili sözün parçaya katlı anlam nedir? Altı çizili sözle anlatılmak istenen nedir? Sormuyorum. Sana sadece bu altı çizili kelimenin anlamca karşılığı nedir? O karşılık seçeneklerde nerede var git bunu bul diyorum sana. Sağaltmak demek arkadaşlar anlamını biliyorsan çok rahat yaparsın. Sağaltmak bir şeyi bir kimseyi iyileştirmek, e, tedavi etmek, onu İyiye doğru yönlendirmek anlamındadır. O yüzden de oradan sağaltıcı, eşittir, iyileştirici, iyileştiren gibi anlamları düşüneceksiniz. Peki hocam ben kelimenin anlamını bilmiyorsam ne yapacağım? O zaman ilk emri biliyorsunuz Rabbimin oku değil mi? Ne yapacağız? Okuyacağız arkadaşlar bütün verilen parçayı. Buradan zaten size şu kelimenin anlamını bulmanızı sağlayacak yol gösterici anahtar kelimeler yer alacak. Ama ben doğrudan bu kelimenin anlamının iyileştiren, iyileştirici, iyileştirmek olduğunu söylüyorum çok rahatlıkla. Sözlük anlamı çünkü istediği aslında. Nerede varsa gidiyorum işaretliyorum. A seçeneğine baktım. Olumlu ya da olumsuz olarak nitelendirilen duyguların tümü insan doğasının gereğidir. Var mı böyle insan doğasının gereği falan yok dünya ile ilgili temelden farklı bir bakış açısını özümseyebilmek, hiç iyileştirmek falan alakası yok. Uzun zaman ister geç. Sesin ruh ve beden rahatsızlıklarını iyileştiren işte istediğim kelime Ceyhan'da var. Gidip Ceyhan'ı şartlıyorum. Hani Denizli'yi, Edirne'yi boşuna okursunuz. Zaman kaybı. Bakın 2022 yılında ÖSYM TYT'de aynı bu şekilde bir soru sordu. Çok dikkat edin o yüzden bu tarz kelimeler arkadaşlar. Yeknesak kelimesinin altına çizdi. Yeknesak ne demek? Monoton, sıradan, tek düze, bir teviye değil mi? Doğrudan bu kelime hangi seçenekteyse git onu işaretle diyor. 2021 yılında TYT'de yaptığın arkadaşlar yalın kat kelimesinin çizdi altını. Ne demek yalın kat? Üstün körü demek. Git üstün körü kelimesi cümlede nerede geçiyorsa onu bul diyor. Yani parçaya kattığı anlamla falan ilgilenmiyorsunuz. O yüzden de rahatlıkla Ceyhan işaretliyorsunuz. Hani Denizli'yi işaretle yani arkadaşlar böyle düş, düş kırıklığı falan böyle bir şeyden evrenin bütünlüğünden falan bahsetmiyor. Edirne'de arkadaşlar kavramlarla ifade edilmek istendiğinde şaşırtıcı biçimde yok olur falan asla yok. Yani bunlar tamamen fantazi şeyler o yüzden ne yapmıyoruz onları hiç işaretlemiyoruz bile. Geldik üçüncü soruya. Sözcükte anlamda, söz anlamda yine özlemin sıkça başvurduğu bir soru tipidir. Altı çizili kelime ile içinde verilen anlam birbirini karşılıyor mu karşılamıyor mu buna bakacağız. Bazen mecaz anlamlı ifadeler de olabiliyor. O yüzden benim size tavsiyem bu tarz sorularda sadece altı çizili kelimeyi ve yanında hemen yanındaki ayrı içindeki kelimeyi eşleştirmeyin. En azından şöyle bir, bir iki kelime daha okuyun ki altı çizili kelimeden önce sonra yanlış bir şey yapmayın arkadaşlar. Bir soru sizi binlerce kişinin önüne çıkaracak, hayallerinize ulaştıracak. O yüzden Riske atmayın hiçbir soruyu. Evet, meselenin boyutları çoğumuzun zannettiğinden, varsaydığından. Şimdi zannetmek eşittir varsaymak demek değildir arkadaşlar. Zannetmek çoğumuzun zannettiğinden, yani çoğumuzun sandığından demek, değil mi? Öyle olduğunu sandığından. Varsaymak ise arkadaşlar, olmayan bir şeyi olmuş kabul etmek yani varsayalım, o farz edelim anlamındadır. Dolayısıyla olmuş saymak, farz etmek gibi anlamlara gelir. E kesinlikle Uyuşmamaktadır diyor. Uyuşmamaktadır. Soru köküne dikkat ettiniz. Olumsuzluk içeriyor. O zaman uyuşmuyor. Bir kesinlikle cevabın içinde olacak diyorum. Birim bulunduğu seçenekler kalsın. Diğerlerini eleyin arkadaşlar. Ben sadece Adana ve Ceyhan arasındayım. Şu anda %50'ye düşürdüm. Devam ettim. Üstesinden gelmek üzere, üstesinden gelmek istediğiniz şey istenen şekilde sonuçlandırmak istediğiniz şeydir. Doğrudur arkadaşlar. İki de gitti. Seçenekler de yok. Devam. Çaba gösterilmediği sürece sonraki nesillerin sadece kendilerine dikte edilene, zorla kabul ettirilene, aynen öyle dikte ettiriliyorsa zorla kabul ettiriliyordur. Doğrudur. Kendilerine has bir düşünce üretemeyecekleri, çoğaltamayacakları, bak üretmek çoğaltmak mıdır? Hayır. Düşünce üretmekten bahsediyorsunuz. Mesela arkadaşlar siz bir e, kliniktesinizdir, bir canlı üretim merkezindesinizdir. Hayvanları üretiyorsunuzdur değil mi? Böyle insanlar var. Orada üretim çoğaltmak anlamında olabilir cümledeki anlamına göre. Ama burada bir düşünce üretiminden bahsediyorsunuz. Dolayısıyla düşünce üretmek, çoğaltmak demek değildir. Düşünce üretmek, düşünce oluşturmak, düşünce meydana getirmek demektir. O yüzden kesinlikle... 1 ve 4 olmalı cevabım diyorum. Yani Ceyhan'ı işaretliyorum. Ortamda lüks olacağı bir ortamda yaşamaya mahkum olmaları, mecbur kalmaları diyorsunuz. Bakın bu evet bir şey mahkum kalıyorsanız onun mecbursunuzdur arkadaşlar. 4 de çok güzel çıktı gördüğünüz gibi. Hatta şurası 5 olacak. Yanlış numara vermişiz. O yüzden ne yapıyoruz? 1 ve 4'tür cevabımız diyoruz ve Ceyhan'ı işaretliyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Güzel. Rahatlıkla yaptığınızda inanıyorum. Şimdi cümlede anlamda bomba bir soru. Diyor ki, yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi ikisi aynı anlamdadır? Aynı anlamdadır, aynı mesajı veriyordur, aynı şeyi savunuyordur, içerikleri aynıdır. Ne yapıyoruz bu tarz sorularda? Tek tek birinci cümleyi okuyoruz, birinci cümlenin konusu ne? Bu cümlede ne anlattı? Hemen bir anahtar kelimeyi belirliyorum, geçiyorum ikiye. Okuyorum, bu cümlede neyden bahsetti? Birle alakası var mı? Bakıyorum. 3'ü okuyorum. Neyden bahsetti? Anahtar kelimeyle neyden bahsettiğini hemen düşünüyorum. 1 ile 2 3 ile hiç var mı alakaları? Aynı anlamda mı? Hemen varsa seçenekli işaretliyorum. Yoksa okumaya devam ediyorum. 4'ü okuyorum. Neyden bahsetti? Görüyorum. Ona göre arkadaşlar yukarıdakilerle karşılaştırıyorum. Yani sürekli yukarıdaki cümlelerle Teması kesmeyeceğiniz bir soru tarzıdır. O yüzden de dikkatli olmanız gerekir arkadaşlar. Standart sapması da güçlü olan bir soru tarzıdır. Kaos teorisi daha önceki fizik teorilerinin açıklamakta zorlandığı, dikkat, ya da ihmal ettiği bir takım olguları açıklığa kavuşturur dedi. Şimdi dikkat ederseniz kaos teorisinin neyi anlattığını söyledi size. Neyi anlatıyormuş kaos teorisi? Daha önceki fizik teorilerinin açıklamakta zorlandığı ya da ihmal ettiği bazı kavramları ne yapıyorlarmış? Açıklığa kavuşturularmış. Geçtim. Kaos gözlemleri sonunda görülmüştür ki, kaos gözlemleri görülmüştür ki bir durumun birebir aynı olacak şekilde iki kere tekrarına asla rastlanmaz. Yani bir şey aynı şekilde arkadaşlar asla tekrarlanmaz. Anahtar kelimeleri buldunuz. Aynı şekilde bir durum asla kat a böyle net ifadelere dikkat ediyorsunuz tekrarlanmaz dedi. Gerçek 1 ile 2 arasında hiçbir alaka yok bakın arkadaşlar. O yüzden mesela eleyebilirsiniz. Gerçekte bir düzensizlik olarak görülen çoğu durumun bir aldanma olduğu kaos bilimcilerinin ortak görüştür diyor. Şimdi hiç düzensizliğe dair, aldanma olduğuna dair bir ifade geçti mi 1 2 3'te geçmedi. O zaman ben diyorum ki 2 ile 3'ün de alakası yok. Hani bu da gidebilir. Kaos teorisinde doğada ve doğada oluşan olaylarda karşılıklı etkileşim içinde olan. Şimdi karşılıklı etkileşim bakın burası önemli anahtar kelimeyi buldum. Bir karmaşanın olduğu savunulur diyor. Karşılıklı etkileşim varmış kaos teorisindeki kişilere göre. Var mı arkadaşlar 1'de 2'de 3'te bu karşılıklı bir etkileşim olma durumu? Yok. O zaman diyorum ki 4'ün de diğerleriyle ilgisi yok. Varsa seçenekte ilerlesiniz ama yok seçenek ne yapacağız? Devam edeceğiz. 5. Tekrarlanıyor gibi görünen durumların tekrarlanmak bir yerde geçmişte hatırla nerede vardı o tekrarlanmak? işte şu ikide geçmişti. Tekrarlanıyor gibi görünen durumların hiçbir zaman asla kat a nerede o işte burada birbirinin tümüyle aynı olmadığı birbirinin tümüyle aynı olmadığı kaos gözlemleriyle anlaşılmıştır diyor. Yani kelimelerin yerini değiştirerek aslında ikide verdiği anlamla beşte verdiği anlam Aynı gördüğünüz gibi arkadaşlar. O yüzden anahtar kelimeler kendinden önceki cümlelerde tekrarlanıyor mu? O kelimelerin eş anlamları var mı? Bunlara bakarak ne yapıyoruz? Ve seçeneklerde varsa ifadeler eleme yoluyla doğrudan 2 ve yani Ceyhan'ı işaretliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet bir cümle analizi sorusu. Biz bu tarz soruları genelde ÖSYM'nin sorularında olumsuz soru kökü olarak görüyoruz. Yani bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez tarzda görüyoruz sınavda. Ama ben biraz sizi hem de okuduğunuzu gerçekten böyle dikkat ederek mi okuyorsunuz bunu görmek için olumlu bir soru kökü olarak kullanmayı tercih ettim. Ve tek tek de cümleleri irdelemenizi istedim arkadaşlar. Ne yapıyoruz böyle sorularda? Önce seçenekte verilen ifadeyi okuyoruz. Sonra numaralı cümleyi okuyoruz. Sonra B'deki numaralanmış ifadeyi okuyoruz. Sonra parçadaki cümleye geçiyoruz ki tek tek ne aramamız gerektiğini bilelim. Karşılaştırmamız daha sağlam olsun. Başlıyorum birinci cümlede ego, benlik ve kimlik kavramlarının içerikleri hakkında bilgi verilmiştir. Üç kavramın ne olduğundan mı bahsetmiş bir bakacağım. Her egonun bir benliği, her benliğinde bir kimliği vardır. Hayır arkadaşlar öyle bu kavramların içeriklerinden falan bahsetmedi. Egonun benliği var dedi, benliğin de dedi kimliği var dedi. Birbirlerine bağlılar dedi o yüzden geçtim. B. İkinci cümlede insanın tercih ettiği ve kıymet verdiği durumların değişkenliğine dikkat değinilmiştir. Baktım ikiye kimlik bir insanın normlarını, değerlerini seçimlerin içerir. Ama bunlar değişir. Değişken bir yapısı vardır bunların dedi mi? Hayır demedi. O yüzden arkadaşlar Bolu da gitti. Üçüncü cümlede kişideki egonun seçimlerden ve değerlerden bağımsız olduğu söylenmiş. Anahtar kelime buluyorum arkadaşlar dikkat edin. Bağımsız olduğundan bahsetti mi? Egonun dünya içindeki tavrı ve konumu da seçimler ve değerler doğrultusunda şekillenir dedi. Tam tersini söylüyor yani arkadaşlar bağımsız falan değil ona bağımlı gitti. Dördüncü cümlede davranışın kaynağında kaynağında belirsizlik oluşmasının kimlik algısına etkisi açıklanmıştır. Yani sizin davranışınızın kaynağında belirsizlik oluşursa kimlik algınızda da ne yapar diyor. Bu diyor değişir diyor etkilenir diyor. O yüzden birbirine bağlı bir durum var. Baktım şimdi dörde davranışlardaki referans noktalarının yani kaynak noktalarının aynı kelime bakın şurası netliği bozulduğunda yani bulanıklaştığında e aynısı belirsizlik olma netlik bozuluyorsa belirsizlik oluşuyordur. Kimlik algılaması da bulanıklaşır dedi. Yani sizin kimlik algınız da ne yapar dedi? Değişir dedi. O zaman birinin başta söylediğini burada sonda söylemiş bulunmuş. O yüzden de cevap kesinlikle dediğinizde görünüyor. Karşılanıyor çünkü seçenekle cümle. Beşinci cümlede bireyin özel bir varlık olmayı öğrenmesinin toplumsal faydasına değinilmiştir. Toplumsal faydaya bakalım var mı? Bu durumun zemininde, temelinde çoğu zaman özel bir varlık olmayı öğrenememiş olma. Bak özel bir varlık olma, bağımsız bir varlık olamadığı için böyle olmuştur diyor. Ancak toplumsal faydaya dair hiçbir şeyden bahsetmiyorum. O yüzden eminim denizli işaretliyorum sevgili arkadaşlar tamam mı? Evet. Geldik altıncı soruya. Yine özsevmenin sevdiği bir soru tarzı. Hep diyeceksiniz ki hocam hep mi seviyor sevmiyor? Vallahi çok seviyor bunları. Ben de o yüzden bunları topladım bu dönemeyi. Diyor ki yukarıda iki numaralı cümle ile ilgili olarak hangisi söylenebilir? Önce şunu yapıyorsunuz. Taktiğini vereyim. Birinci cümle okuyorsunuz. Birinci cümlede ne anlatıyor? Bu cümlenin konusu ne? Bunu bir tespit ettiniz. Cümledeki anahtar kelimeyi buldunuz. Sonra ikinci cümleyi okuyorsunuz. İkinci cümle birinci cümle ile ilgili bir. Örnek mi veriyor? 2. Onunla ilgili tanım mı yapıyor? 3. Onunla ilgili birinci cümlede anlattığı bir durumla ilgili karşılaştırma mı yapıyor? Somutlama mı yapıyor? Ne yapıyor? Yukarıda anlattığına karşı mı çıkıyor? Hayır, tam tersi. Aslında böyle olmaz mı diyor? Ne yapıyor? Bunu iyi görün arkadaşlar, tamam mı? Başladım diyor ki insan muhatabının karşındakinin yani muhatap olduğu kişinin ondaki eksik parçayı yerine koymasını isterken muhatabı ile ilişkisi üzerinden bir bütünlüğe ulaşmaya çalışır. Anladınız mı cümleyi? İnsan muhatabının ondaki eksik parçayı yerine koymasını isterken. Şimdi ben biriyle muhatap oluyorum. Benim de bir eksik parçam var. Ben sevilmemişim hayatımda hiç mesela. Sevgi eksikliğim var benim. O sevgi eksikliğimi karşı tarafın gidermesini isterken aslında diyor sen diyor bu ilişki üzerinden diyor bir bütünlüğe ulaşmaya çalışırsın. Yani o sevgi Bütünlüğüne ulaşmaya çalışırsın diyor. Bak, güzel bir cümle. Sonra da diyor ki tamlık ve bütünlük dışarı ile ilişkimizden değil. Şimdi kalem değiştirdim. Tamlık ve bütünlük dışarı ile ilişkimizden değil. Yani muhataptan o dışarıdaki konuşacağın o eksikliği tamamlamasını isteyeceğin insandan değil, ancak kendi içimizden gelirse. Dikkat. Yani kendi içinde ararsan diyor o boşluğu doldurmaya Çalışırsan diyor işte o zaman içsel bir huzura hakiki bir bütünlük hissine ulaşırsın diyor. O zaman yukarıda anlattığına karşı mı çıktı? Evet. Sen dedi yukarıda karşı taraftan muhatap olduğun kişiden diyor bu sevgi eksikliğini alırsan diyor bir bütünlüğe kavuşmaya ulaşırsın diyor. Değil mi? Ama burada diyor ki hayır öyle dışarı ile ilişkisinden değil diyor. Kişinin kendi içine yönelmesiyle buna ulaşır diyor. O zaman ben ne diyorum ki arkadaşlar? A- birinci cümlede aktarılan davranışın farklı kültürler falan geç ya. Ne farklı kültür hiç bahsetmedin ki bana. B. Birinci cümlede savunulan düşünceni çevresel etkenler. Ya var mı çevresel etken falan okuduk mu? Komşular şöyle yapar, akrabalar böyle yapar. Yok geç. Birinci cümlede ifade edilen eğilimin hatalı olduğuna, aha işte burada hatalı olduğuna yönelik bir görüş ifa, ifade ediyor mu, içeriyor mu arkadaşlar? Evet. Çünkü sen yukarıda anlattığını karşı çıktın. Bunun hatalı olduğunu, aslında kişinin kendi içine yönelirse o bütünlüğe ulaşacağını söyledin. O yüzden cevap C. Ceyhan göründü. D'ye baktım. Birinci cümlede ortaya konan iddianın insanı içsel huzura Kavuşturdu. Tam tersi aslında kavuşturmaz dedi gitti. Birinci cümlede değinilen bütünlük arayışına ulaşmanın dikkat lütfen çeldirici gibi görünebilir size. İmkansızlığı. imkansız falan değil. Siz diyor bu bütünlüğe ulaşırsınız ama ne zaman kendi içinize yönelirseniz. O boşluklarınızı kendi içinize yönelip tamamlarsanız diyor bütünlüğe ulaşırsınız diyor. O yüzden Edirne'de olamaz. Çok güçlü bir şekilde arkadaşlar Ceyhan'ı işaretliyoruz. Yani bu sorulara nasıl yaklaşması gerektiğini bazen göremiyorsunuz. O yüzden zorlanabilirsiniz ama bol soru tipi çözerseniz sınava kadar emin olun arkadaşlar. Çok rahatlıkla e, sınavda da yaparsınız. Şimdi dil bilgi sorularına başlıyoruz. Bu parçadaki Numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak hangisi söylenemez diyor dikkat ederseniz. Söylenemez. Önce seçenek okuyoruz sonra numaralanmış kelime. Seçenek numaralı kelime şeklinde devam ediyorum. Birinci sözcük belirtme hal eki almıştır. Belirtme hal ekimiz arkadaşlar Türkçe'de ı, i, d, neyi, kimi sorularına yanıt veriyordu. Bunu asla ve asla arkadaşlar iyilik eki olan ı, I, i ile karıştırmayacağız. İyelik eki kimin, neyin sorularına yanıt verir ve genel olarak bir isim tamlamasının içinde yer alır arkadaşlar. Belirtili ya da belirtisiz isim tamlamalarında yer alan bir ektir. Tamam mı? Şimdi baktım. Yükselmek isteyen insan evreni neyi evreni? Hmm. Buradaki neyi sorusunu sorduğumda aldığım şu yanıt Evreni evrenideki I'yi belirtme halekidir. Onun evreni, kimin evreni, neyin evreni sorusuna da zaten yanıt vermiyor. Eminim kesinlikle belirtme haleki olarak kullanılmıştır diyorum. İkinci sözcük hem yapım hem çekim eki vardır diyor ikinci sözcükte. Yapım eki yeni kelimeler yapıyordu. Çekim ekleri sözcüğün çekime girmesini sağlıyordu. Kelimenin kökü heyecan. Heyecandan heyecanlanmak birinci yapım eki. Heyecanlandırmak ikinci yapım eki. Heyecanlandırıcı üçüncü yapım eki. Şimdi bu kelimede gördüğünüz gibi üç tane yapım eki var. Herhangi bir çekim eki, hal eki, çokluk eki, ilgi eki, iyilik eki, eşitlik eki yok. Kip eki, kişi eki, ek eylem yok. O zaman kesinlikle arkadaşlar evet yapım eki var ancak çekim yok. Şimdi hocam diyor ama yapım eki var diyor o yüzden ben niye yanlış değilim ki diyor. Bunun yarısı yanlış yarısı doğru diyor. E ben de bunun hatrına hani şunun hatrına burayı doğru demeyeceğim sonuçta bu yok. E bu yoksa arkadaşlar cevabım kesinlikle bol olmalı tamam mı? Bazen böyle öğrenciler yazıyor çünkü. E diyor ki üçüncü sözcükte birden fazla yapım eki vardır. Bakalım kelimenin kökü gizdir. Bir giz vardır. Siz bu gizi gizem, gizem yaparsınız. Sorunu gizemden gizemle yaparsınız. Yani birden fazla iki tane gördüğünüz gibi yapım eki var. Dolayısıyla üç de doğru arkadaşlar. Dördüncü sözcükte fiilden fiil yapım eki kullanılmıştır diyor. Baktım hemen kelimemizin kökü gezmek gezmekten gezinmek ne yaptınız arkadaşlar fiilden fiil yaptınız benden istediğimi evet ama hocam diyor gezinmekten diyor bile diyor gezinme olmuş diyor yani fiilden isim de var diyor e var tamam doğru ama adam sana şey demiyor ki seçenekte sadece fiilden fiil yapım eki vardır hani deseydi de evet yanlış derdiniz ona. ama sonuçta fiilden fiil yapım eki var mı sevgili arkadaşlar var ekstra bir tane daha fiilden isim yapım eki var ama ben hani buna bakmam çünkü bunu sormuyor şu var mı var doğru denizli 5. Ee, sözcük tamlayan iki almıştır diyor çok pardon tamlayan iki dediğimizde arkadaşlar ilgi eki özlerini ilgi eki diye de soruyor biliyorsunuz o yüzden dikkat ediyorsunuz çoğunun dayanmadı çoğunun dayanmadığı tamlama kuruyor dolayısıyla arkadaşlar burası benim tamlayan ekimdir belirtilisinin tamlaması yapmış bir diğer ismi ilgi ekiydi. Ben de diyorum ki evet kesinlikle 5 de doğru. Gün rahatlığıyla Bolu'yu işaretleyebiliriz. Tamam mı? Ve 8. soru. Hangisinde altı çizili sözcüklerin her ikisi de belirteçtir? Şimdi dikkat. Bu soruyu zorlandınız mı bilmiyorum ama belirteç ne demekti arkadaşlar? Aynı zamanda bir değer ismi neydi? Zarftı. Şimdi Türkçe, Türkçe'de zarflar genel olarak arkadaşlar fiilleri, fiilimsileri değil mi? Durum, zaman, miktar, yer yön, soru gibi çeşitli yönlerle tamamlayan sözcüklerdi. Ama bazı zarflar ne yapabiliyordu? Sıfatları da arkadaşlar sıfatları da belirtebiliyordu. işte. en büyük yarış dersiniz derecelendirme üstünlük zarfı olarak da karşınıza gelebilirdi. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Ve şunu unutmayacaksınız zarflar doğrudan fiilin ya da fiilimsin önüne gelmek zorunda değil. Araya başka kelimeler de girebilir. Yeter ki ne yapsın? Cümlede yer alan fiili ya da fiilimsiyi, işte durum bakımından, zaman bakımından, miktar bakımından tamamlasın ama nerede olursa olsun beni ilgilendirmiyor. Şimdi baktım kaybolup gidiyorsun birden ateş kalkıyor nasıl gidiyorsun kaybolup gidiyorsun birden devrik bir cümlede birden kelimesi aniden bir anda gibi bir durum bildiriyor. Dolayısıyla arkadaşlar baktığınızda zarftır eyleme etkiliyor kaybolup gitmek değil mi birden gitmek bana yine Yine yineleme zarfı arkadaşlar durum zarfının içinde yer alır. İkisi de zarftır. Yani ikisi de belirteçtir. O zaman cevap Adana. Böyle hemen ilk çıkıyor cevaplar güzel oluyor. Avare limanlarda nasıl limanlar? Avare limanlar. ismi etkiliyor arkadaşlar. ismi etkileyen kelime sıfat. Uykusunda nafile uçarmış kelebekler. Nasıl uçarmış kelebekler uykusunda? Nafile. Uçarmış. Dolayısıyla biri sıfat, biri zarf. Benim istediğim bu olamaz. Issız bir değirmende nasıl bir değirmen? Issız bir değirmen derken sıfat. Dirense de ne çıkar her gece yıldızlara? Ne zaman dirense? Her gece dirense diyorsunuz. Bu da zarf. Yani sıfata zarf gelmiş olamaz. Fırtınadan umut bekleyen kimdi? Ayşe'ydi, Osman'dı, Bekçe'ydi, Kapıcı'ydı. Ne yapıyorsunuz? Cevap olarak isim veriyorsunuz. Dolayısıyla D'nin ilk cümlesinde arkadaşlar soru zamiri var. Söyle deniz, neden gömüldü kuma? Neden, niçin, niye? Soru zarfıdır arkadaşlar. O yüzden soru kelimelerinden biri zamir, bir diğeri zarftır. Artık görünmüyor mevsimde hüzün. Artık zaman bildiriyor diyor. Dolayısıyla arkadaşlar zarftır diyor. Bulutlar bir garip rüyaya dalmış. Nasıl rüyaya dalmış? Bir garip rüya. Rüya garip. Yani dalma eylemi garip değil. O yüzden sıfat. E gördüğünüz gibi... İkisinin de belirteç olduğu seçenek arkadaşlar A'dır. İşaretledim. Diğerlerini sağlamasını yaptım. Geçtim 9'a. Evet. Bu parçayla ilgili olarak hangisi söylenemez? Olumsuz soru kökleri, öz sevdiği bir soru tarzı. 5 seçenek dil bilgisiyle ilgili karmadır. Özellikle ön lisanslar ve orta öğretimler çok dikkat etsin. 2018 ve 2020'de çok güzel böyle karma sorular geldi. Ve çok da gariptir ki ön lisansların, orta öğretimlerin dil bilgisi soruları daha da ağır oluyor lisanstan. O yüzden böyle biraz korkutmak gibi olmasın ama asılsınlar. Sınava şurada az bir süre kaldı. Tempolarını artırsınlar. E buna göre dil bilgisinde eksikleri varsa arkadaşlar bir an önce tamamlasın tamam mı? Seçeneklere şöyle bir göz atıyorum. Ne arayacağım yukarıda hemen bir göreyim. Adlaşmış sıfata yer verilmiştir. Adlaşmış sıfat iyi insanlar iyiler mesela. Değil mi? Güzel kızları güzelleri gibi isim düşüyordu. Sıfat ne oluyordu arkadaşlar? Ad da adlaşmış sıfat diyorduk. Zaman sözcü bir isim tamlaması kurmuştur diyor. Kişi zamiri ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi kelimelerde. Edat ve bağlaca örnek gösterilebilir demiş. Arayacağız tek tek ve bu sözcüğü sıfat görevindedir diyor bakalım. Eşyalar zaman içinde. Şimdi ben zamanla ilgili bir şey okudum burada. Tamlama kurmuştur dedi. Evet, ne için? Zaman içi. Bakın şurada belirtisiz isim tamlaması kurmuş. Zaman kelimesi tamlayan içi kelimesi tamlanandır. Tamlanan gördüğünüz gibi ek aldığı için bir belirtisiz isim tamlaması yapmış. Dolayısıyla ben buradan arkadaşlar B'yi elerim. Devam ediyorum. İçinde aşılıp eskidiği için. Şimdi durdum burada. İçin kelimesi Türkçe'de arkadaşlar farklı anlamlara gelen, kimi zaman amaç, kimi zaman uğruna, kimi zaman neden anlamı öğren bir edattır. Onarılmaya ve yenilenmeye ve bağlayıcı sıralama bağlacıdır. Kendinden önceki ve sonraki sözcükleri, eş görevli sözcükleri, söz ne yapar? Sıralar, bağlar. Dolayısıyla bizim için bir bağlaçtır. E edat ve bağlaç kullanılmıştır demişti. Denizle deldim arkadaşlar. Denizle ye gitti. Yenilenmeye muhtaç. Peki siz. Siz kelimesi arkadaşlar benim için bir kişi zamiridir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar dediğim kelimelerden biridir. Dolayısıyla Ceyhan'a gitti. Siz eski bir eşyanızı onarmayı mı? Bakın mami edattır yine bunu da sayabilirsiniz ama sonuçta şurada buldunuz bir tane. Yoksa dikkat yenisini almayı mı? Yenisini derken arkadaşlar yeni eşyayı. Yeni eşyayı demiyorsunuz da yenisini diyorsunuz. Yani ismi düşürüyorsunuz. İsim düşünce şuradaki sıfat ne oluyor? Ad oluyor. Biz buna ne diyorduk? Adlaşmış sıfat diyorduk. Dolayısıyla adlaşmış sıfat da var. Şöyle ki bu aslında ilginç sonuçlar ortaya çıkaran bir iklem. Şimdi buradaki bu arkadaşlar kendinden sonraki ismi nitelemiyor. Yani işaret etmiyor. Sıfat olamaz. Bu bu şuradaki yargıları gösteren bir bu aslında. Hani bundan önce anlatılan yargıların yerini tutan bir bu'dur. Dolayısıyla bu kelimesi bizim için işaret sıfatı değil, işaret zamiridir. Cevabımız da o yüzden edirne olmalı diyoruz. Tamam mı? Tek tek baktık. Gördüğünüz gibi. Ve 10. soru öge sorusu mutlaka geliyor. Hangisinde öge dizilişi datlara cümlesiyle özdeştir? Önce bana verilen cümlenin ögelerini buluyorum. Bu öge sıralamasında hangi seçenek doğruysa gidip onu işaretliyorum. Haber bültenleri mevsimlik iniş çıkışları bir felaket şeklinde bize yansıtıyor. Yansıtıyor yüklem, yüklem. Sonda olmalı seçeneklerde. Yansıtan ne? ya da kim? Önce özneyi buluyorum. Haber bültenleri. Ha. Demek ki diyorum ki cümlenin öznesi başta. Ben de seçenekleri okurken öznenin başta olmasını isteyeceğim. Öznenin başta olmadığı seçeneği direkt eleyeceğim. Diğer ögeleri bulmana bile gerek yok. Devam ettim. Neyi bir felaket şeklinde bize yansıtıyor? Mevsimlik iniş çıkışları. Bakın burası arkadaşlar bizim belirtili nesnemiz. Nasıl yansıtıyor arkadaşlar mevsimlik iniş çıkışları? bir felaket şeklinde nasıl sorusuna yanıt verdiği için zarf tümlecidir. Durum bildiriyor. Kime yansıtıyor arkadaşlar bu mevsimlik iniş çıkışları bir felaket şeklinde bize. Yani dolaylı tümleç. Bir diğer ismi yer tamlayıcısı. O zaman benim istediğim sıralama hemen şuraya kısaca yazıyorum. Özne, belirtili nesne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem. Yok yok gördüğünüz gibi bütün ögelere bakacaksınız tek tek. Bir süredir iletişim fakültelerinde sosyal medya okur yazarlığı dersi var. Şimdi var yüklem. Var olan ne? Var olan ne? Sosyal medya okur yazarlığı dersi. Şurası senin neyin? Öznen. Şimdi senin öznen nerede? Yüklemin hemen önünde. Ben nerede olsun istiyorum? Başta. O zaman geç. Yani okumam bile yok. Burada bir süredir zarf tümleci nerede? İletişim fakültelerinde dolaylı tümleç. Yani sınavda senin böyle bir vaktin yok. Başta değil mi özne? Geç. Geç. İnsan kendini neden henüz ulaşamadığı bir seviyede gösterir? Gösterir yüklem. Gösteren kim? İnsan. Özne. Başla Başla. Devam et. Kimi gösterir ulaşamadığı bir seviyede? Kendini. Belirtilen esne mi? Evet. Yukarıda yaptığımla bakın benziyor. Neden kendi içinde zaten arkadaşlar bir soru bildiren bir zarftır ve zarf tümlecidir? Nerede gösterir insan kendini? henüz ulaşamadığı bir seviyede noktada anlamındadır bu. Yoksa nasıl sorusuna cevap vermez. Bu da benim dolaylı tümlecimdir. E baktım arkadaşlar aynı sıralama mı? Evet. O zaman diyorum ki sen kesinlikle cevap olmaz. Tamam mı? Yapay zeka ve dijitalleşme dünyayı beklendiği kadar değiştirmeyebilir. Değiştirmeyebilir yüklem. Değiştirmeyebilen ne? Yapay zeka ve dijitalleşme özne. Neyi? Dünyayı. Dikkat! Belirtilmesine aa çok benziyor bak keşke bunu B'ye koysaydım da yer değiştirseydim düşen daha çok olsaydı da diyebilirdim ama demedim. Ne kadar? Beklendiği kadar bu da benim zarf tümlecim. E bitti. Nerede bunun dolaylı tümleci? Yok. O zaman dolaylı tümleç olmadığı için hani Ceyhan yanıt olamaz yoksa zaten soru iptal olurdu. Çeldirici olabilir sadece. Filmin dikkat çektiği önemli noktalarından biri de sosyal ağların gençlik üzerindeki etkisiydi. Şimdi dikkat bu cümlenin yüklemi sadece etkisiydi değil arkadaşlar. Çünkü burada bir tamlama var ve bu tamlama bir öbeği olduğu için asla parçalanamaz. İki ögeden oluşan bir cümledir bu cümle. Sosyal ağların gençlik üzerindeki etkisiydi bizim komple yüklemimizdir. Burada bir sıfat tamlaması var. Tamlamalar parçalanamıyor. Sosyal ağların gençlik üzerindeki etkisi olan ne filmin dikkat çektiği önemli noktalardan biri. Bura benim özne. Dadé Bağlıcı şu anda cümle dışı unsur durumunda. Öge sayısına öge içine dahil etmiyoruz, tamam mı? Geçmişte kanal bulamayan birçok müzik türü ve müzisyen dinleyicilere artık daha kolay ulaşıyor. Şimdi dikkat ulaşıyor yüklem. Ulaşan kim arkadaşlar? Geçmişte kanal bulamayan birçok müzik türü ve müzisyen, burası sizin komple özneniz, tamam mı özne? Ee, nereye ulaşıyor arkadaşlar? Nereye ulaşıyor? Dinleyicilere dolaylı tümleç. Gördüğünüz gibi sıralama zaten uymuyor. Nasıl daha kolay ulaşıyor? Artık daha kolay ulaş. Hayır, bundan sonra. Ne zaman artık? Artık daha kolay. Nasıl kolay? Daha kolay. Kavalar <laughs> bir milyon. <laughs> Şimdi ulaşıyor. Nasıl ulaşıyor? Daha kolay. Zarf tümleci Ne zaman artık hani bundan sonra bundan böyle gibi bu da zaman bildiren başka bir zarf tümleci Biri zaman bildirdi biri durum bildirdi. O yüzden iki tane ayrı ayrı zarf tümleci var diyoruz birleştirmiyoruz. Ne yaptık Aynı ögeyi Bolu'da bulduk ve bolu işaretledik. Evet sınavda da biraz böyle zaman alabilir arkadaşlar ama gerçekten çoğu kişi artık yılıp bırakır bu tarz soruları yapamayınca. Siz kesinlikle direnin bir dakikada rahatlıkla çözersiniz. Bu parçadaki numaralanmış fiilimsiler tür bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Arkadaşlar fiilimsiler Türkçe'de üç tane isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Hatırlayın lütfen isim fiiller ma, ışmak Sıfat fiiller an, ası, mez, ar dikecekmiş. Zarf fiiller ip, ince, eli, kan almadan dıkça, arak, ermez. Maksızın, meksizin dığında gibi eklerdi. Hemen baktım bir hep doğrulamak. Doğrulamak isim fiildir arkadaşlar. Anlaşılır modeller. Nasıl modeller? Anlaşılır modeller. Tabi şu R'ye dikkat edin. Geniş zaman eki de olabilir. Siz düşürmeye çalışabilir. Kesinlikle kendinden önce bir ismin nitelemesi lazım sıfat olması için. Nasıl modeller? anlaşılır modeller dediği için sıfat fiildir diyorum arkadaşlar. Uydurmaya çalışmaktadır. Uydurmaya derken bu da isim fiil. Yani siz 1 ile 3'e eşleştirdiniz. O yüzden 1 ile 3 gider. 4 e, nerede? Burada ıskalayıp derken ıp ip arkadaşlar Zarf yapan bir zarf fiil ekidir. Dolayısıyla zarf fiilimi buldum. 5'i bulunca çıktı. Denetlediğimizi dıktik sıfat fiildir arkadaşlar. Adlaşmış sıfat da olsa sıfat da yapsanız sonuçta burada bir sıfat fiil var. 2 e, de arkadaşlar 5 Geriye kalan 4'tür. Cevabımız denizli olmalıdır diyoruz tamam mı? Evet hangisi yoktur demiş ses olaylarından önce seçeneklere göz atıyorum ne arayacağımı göreyim. Ünsüz türemesi, ünsüz yumuşaması, ünsüz sertleşmesi, benzeşmesi de diyebilir buna. Ünlüler alması ve ünlü değişimi. Yazar çalışkan. Aslında buranın arkadaşlar çalışkan olduğunu, fıstıkçı şahaptan dolayı ünsüz sertleşmesi olduğunu bildim geç. Verimli ise şurada aslında verimli ise diye bir ek eylem var. İ ünlüsü düşüyor. İdi imiş ise ve ikenlerde i'nin düşmesi, ünlü düşmesi kabul edilir. ÖSYM'de, TDK'de kabul eder ama seçeneklerde olmadığı için geçtim. Bir baş ga yine g'dir aslında bu ama sertleşmeden dolayı k olmuş. Zaten görmüştük onu. Sorun daha çıkar karşısına. Üretim hızına yetişecek bir yayıncı ve okur bulma sorunudur bu. Enis Batur ilginç bir örnek. Yılda kaç kitap üretiyor? Şimdi şurada daralma yok. Üretmek zaten ünsüzle bitmiş. Ünlü daralması kesinlikle yok. Ama şurada var. Bilemiyoruz. Mame olumsuzluk eki her zaman ünlü daralmasıyla cümlelerde yer bulur. Dolayısıyla mame olumsuzluk ekinin olduğu her yerde yorla birlikte kullanıldığında her zaman arkadaşlar ünlü daralması vardır. Denizli'ne gitti. Bilemiyoruz. Bilemiyoruz olmuş. Bunu kusur sayabilir miyiz? bana göre derken bana ben e şeklinde zamir ne yapıyor? A e ürün mahalekin alırken kökte bir ünlü değişimi gerçekleşiyor ve bana oluyor ünlü değişimi var. Yazarın işi yazmak ise ünlü düşmesi var. Bunu en iyi, bunu iyi yapıyor ise ünlü düşmesi var. Bir sorguya çekemeyiz. Batur kadar olmasa da benzer. Benizer şurada da iyi ünlü düşmüş ama seçeneklerde yok. Güçlük şurada bir yumuşama var. Güçlükü Ünsüz yumuşaması. P, -Ç -T K sesleri B, C, -D G, yumuşak G'ye dönüşüyor. Ünlüyle başlayan bir B kaldığı için. Dolayısıyla yumuşama da var arkadaşlar. Şurada da var hatta da söyleyelim. Yaşadıkım değil, yaşadığım olmuş. Çünkü P, -Ç -T K ünlüyle başlayan ne kaldığında B, -C -D -G, yumuşak G'ye dönüşüyordu ki dönüşmüş. Eminim ne yok arkadaşlar? Ünsüz türemesi yok. Neydi ünsüz türemesi? Affetmek, hissetmek, hallolmak, reddetmek, işte hazzı, reddi... Değil mi? Tıbbı gibi kelimelerde gerçekleşen ses olayıydı, ikizleşme diyordu ya da var mı seçenekler şey, metinde yok. O yüzden de cevabımız Adana olmalı diyoruz. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır dedi. Tek tek seçenekleri okuyorum, kelime kelime inceliyorum. Bilim ve Teknik Dergisi'nde TDK bana diyor ki dergi, gazete, heykel, tablo gibi kelimeler özele de dahil olmadığı için ne yapacaksın? Küçük harfle başlatacaksın diyor. İşte bilim ve teknik dergisi derken derginin D'si küçük. O yüzden doğru arkadaşlar. Posta gazetesi diyecek mesela gazetenin G'si küçük olacak. Özel de dahil değil çünkü. Ocak sayısında belli bir tarih bildirmeyen ay ve gün adları küçük yazılır diyor. Doğru. Sayısında son 50. Ne diyor? Cümle içinde sayılar yazıyla yazılır. Doğru. 50 yıldaki sıfat yapan kiyedir kendinden önce kelimeye bitişik yazılır doğru. En büyük gelişmeler ele alınmış. Adı tertemiz bir cümle var arkadaşlar. Anayasa değişikliği için TBMM'deki Türkçe'de kısaltmalarda kurum ve kuruluş adlarının her bir kelimesi büyük harfle başlar. Araya nokta konulmaz ve bu kısaltmaya gelen ek kısaltmanın okunuşuna göre, gelir. Yani TBMM'deki dersiniz doğru. Görüşmeler günlerce sürebilir. birleşik eylem bitişik yazılır doğru. Çivi yazılarıyla yazılmış pek çok ayrı yazılır doğru. Tableti Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde. Şimdi kurum ve kuruluş adları özel isim olduğu için büyük harfle başlar. Ancak biz kurum ve kuruluş adlarına gelenekleri kesme işaretle ayırmıyoruz. Sadece Avrupa Birliği ne gelenekleri kesmeli ayırıyorduk. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki kullanım kesinlikle yanlıştır. Cevabımız Ceyhan'dır. Diğerlerini de söyleyeceğim hızlıca. Kurum ve kuruluş adları büyük harfle başlar dedik. Belli bir tarih bildirmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar dedik. Ankara Kalesi değil mi? Gibi kale, kule, çeşme, bedesten, han, hamam, köprü gibi tarihi yapılar, saraylar teknik bildirdiği için büyük harfle başlar doğru. Festivalin adı, etkinliğin adı bir şölenin adıysa büyük harfle başlıyor her biri, biri ve gelenek kesmeli ayrılıyor. O yüzden burada bir problem yok. Devam edeceğini söyledi. Bir kanunun iptal kararı resmi gazetede, resmi gazete, milli gazete ve ticaret sicil gazetesi kelimelerinin özel adlarının içinde gazete geçtiği için ne yapıyoruz? Gazeteyi büyük yazıyoruz. Bunlar istisnaydı. Ama bunun dışındaki Vatan Gazetesi, Posta Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi derken o gazeteler küçük. Sadece resmi gazete, e, ticaret sicil gazetesi, bir de milli gazete vardı herhalde yok artık. Onları ne yapıyoruz? Büyük harfle başlatıyoruz sadece. Gelenekleri de kesmeyle ayırıyoruz. Yayınlandı. Doğrudur arkadaşlar. Tarihte sertleşmeyi de yapmış. Yürürlüğe girer diyor. Tertemiz cümleler sadece Ceyhan'da sıkıntı var kesmeli ayrılmaz. Geldik 16. soru şey 14. soruya bir noktalama sorusu. Sana diyor ki tek tek numaralanmış noktalama işaretlerini seçeneklerle eşleştir. Verilen bilgilere göre mi kullanılmış bu noktalama işaretleri? Bunu gör ve işaretle diyor. Şimdi bir de ve hangisi yanlıştır soru köküne ne olur dikkat edin bir numaralı noktalama işareti bir eser isminin başında ve sonunda yer alması gerektiği için tırnak işaretidir. Tırnak işaretinin kullanım görevlerinden biri de eser adları tırnak içinde verilirdi. Dolayısıyla evet Milan Kundera'nın Var Olmanın Dayanılmaz Hafifle diye bir kitabı var. O kitabı ne yaptı? Tırnak içinde verdi. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. İki numaralı noktalama işareti kendinden sonra bir açıklama yapılacak yapılarak bir cümlenin sonunda yer aldığı için iki noktadır. Açıklama var mı iki noktadan sonra? Bu yüzden mi konmuş? Bakıyorum arkadaşlar. Mezarlıklardan daha yaslı yerler ifadesini kullanarak şöyle devam ediyor arşivler için. Nasıl devam ediyor? Şöyle devam ediyor. Bak açıklayacak bana. Bir açıklama var. O yüzden iki noktayı koymuş. Çizgiyi biraz daha uzatamadım. Şurası bittiği için. İki nokta evet açıklama var. Sözcüklerle doğru bir sürü sayfa mezarlıklardan daha yaslı yerler olarak arşivlerde birikiyor. Açıklaması bu. O yüzden diyorum ki evet iki de doğru. 3 numaralı noktalama işareti özneden sonra yer aldığı için virgüldür. Öyle mi bir bakalım. Sözcüklerle dolu bir sürü sayfa mezarlıklardan daha yaslı yerler olan arşivlerde birikiyor. Birikiyor yüklem. Biriken ne? Sözcüklerle dolu bir sürü sayfa. Bu senin öznen. Özleden sonra mı koymuş virgülü? Evet. O zaman diyorum ki sen de doğrusun. Cümle de çok güzel bu arada. 4 numaralı noktalama işareti yüklemi olan bir cümlenin sonunda bulunduğu için. Yani anlamca tamamlandığı için cümle bitmiş artık. O yüzden doğrudur diyor. Evet doğru noktada bu yüzden var zaten. Tamam. 5 numaralı noktalama işareti tür ve takım adlarından oluşan söz gruplarının arasına yer aldığı için noktalı virgüldür. Tür ve takım adlarından oluşan söz gruplarının arasına mı gelmiş yoksa başka bir şey için mi gelmiş? Baktık şimdi. Daha yaslı çünkü onları kimse ziyarete gitmiyor. Şimdi şurası arkadaşlar bir cümle. Cümle bitmiş dikkat. Kendi yalnızlıkları, kaderleri içinde sonsuza dek orada mahkum kalacaklar. 5 numarayla verilen noktalama işareti Edirne'deki bilgiyle uyuşmuyor. Çünkü biz burada bir noktalı virgülü içinde virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için noktalı virgül kullanılır kuralı gereği kullanmışız. Yani cümledeki takım ve türleri birbirinden ayırmak için kullanmamışız. Yani marketten elma, armut eş görevli kelimeler sıraladım. Noktalı virgül, bazlama, yufka başka bir takım türe geçtim. Aldım şeklinde bir şey sıralasaydım cümlede o zaman evet Edirne doğru derdim. Ama burada sıralı cümle var iki tane. İkinci cümlenin içinde virgülle ifadeler var. Ben diyorum ki buraya virgül koyarsam şu virgüllerle karışacak. O zaman şu cümlenin bittiğini, yeni bir cümleye geçtiğini göstermek için hani küçük harfle yazmasına rağmen ne yapacağız? Sonuçta yeni bir cümleye geçiyor ama noktalı virgül koyarak bunun ayrımını yaptırayım diyorum. O yüzden arkadaşlar Edirne'de verilen bilgi kesinlikle yanlıştır ve cevabımız Edirne olmalıdır diyoruz. Anlaştık mı? Güzel. Geldik 15'e. Hangisi söylenemez? Anlatım biçimleri, düşünce, geliştirme yolları tek bir soruda sınanıyor arkadaşlar. Seçenekleri hızlıca götür göz atıyorsunuz. Ne var ne yok bir görelim. Karşılaştırma yapılmıştır, benzetmeye başvurulmuştur, örnekleme yapılmıştır, somutlamaya başvurulmuştur. Soyut bir şeyi daha iyi anlamamız için somutlaştıracak ve tanımlamaya yer verilmiştir. Bakalım. Hayattayken sürekli anlam arar dururuz. Bazıları bunu dinde arar, Bazıları ise kariyer, para, aile veya hayal aleminde. İkinci cümlede çok net bir şekilde ne var arkadaşlar? Karşılaştırma. O zaman A gitti. Aradığımız ise psikologların amaç dediği şeydir. Psikologların amaç dediği şeydir. Hayat amacı kavramı yanlış tanımlanmış ve hatta bilime aykırı görünebilir. Ama tanım yok şu anda sadece bir yorum yaptı ancak giderek artan bir araştırma yığını bakın şuradaki araştırma yığını bir şeylerin yığılması anlamında kağıtların, eşyaların yığılmasına ilişkilendirilmiş olabilir. Somutlama ve benzetme aynı şey zaten. O yüzden şu ikisi düşünebilir. Amacın ne olduğunu ve hayatlarımızı nasıl etkilediğini tespit etmeye çalışıyor. Amacı olan insanlar daha uzun yaşıyor. Bak örnek vermeye başladı. Hayatını nasıl etkiliyormuş amaç. Bunu anlatmaya başladı. Örnek veriyor şimdi arkadaşlar. Amacı olan insanlar daha uzun yaşıyor, daha iyi uyuyor, daha sağlam temelli ilişkiler kuruyor diyerek örneklemeye başvurdu ve şurada güzel bir somutlama var. Sağlam temelli ilişkiler, sağlam temelli yapılar nedir arkadaşlar sağlam temelli yapılar? O yapının uzun yıllar ayakta kalmasını sağlar. İlişkilerde de sizin temeliniz sağlam olursa diyor, değil mi? Yani değerlerinizi doğru ifade ederseniz, karşılarsanız birbirinizin o ilişki uzun ömürlü olur diyor. E bu bir somutlama değil mi arkadaşlar? Evet, o zaman şuradan da yığın kelimesinden de somutlamayı, hatta benzetmeyi çok rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Amaç inme ve depresyon riskini azaltıyor. Diyabetik kişilerin glikoz düzeylerini yönetmelerine yardımcı olur. Hala örnek vermeye devam ediyor. Bak sayıp dökmelere yer vermiştir de diyebilirdim şunlardan birinin yerine. Sayıp döküyorum çünkü arda arda sıralıyorum amacı olan insanların neler neler gerçekleştirdiğini hayatta değil mi? O yüzden o da olabilirdi. Öyle ki bir ilaç şirketi bunu şişeleyebilse milyarlarca dolar kazanırdı. Vallahi öyle olurdu. Ama çok şükür ki yok. Ne yapmıyoruz? Hiçbir şekilde parçada tanıma yer vermiyoruz. O yüzden de cevabımız Edir nedir diyoruz sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Geldik 16. soruya. Hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Tek tek numaralı cümlelere bakacağız. Konunun ya da bakış açısının değiştiği cümleyi bir cebe atacağız. Ama sonraki cümleyi de mutlaka okuyacağız ki o kopukluk gerçekten var mı? Doğa, insan ve bilinç üzerine birbirinden bağımsız bilgi arayışları felsefede değişik evrelerin ve birbirinden farklı okulların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Felsefede değişik okullar nasıl ortaya çıkmış bunu anlattı arkadaşlar. Bu çeşitlenme, bu farklılık bakın bu farklılık çeşitlenme devam ediyor. Uzlaşmaz karşı tezlerin doğuşuna ve sentezlenebilir ya da karşıtı içinde aşılabilir pek çok farklı düşüncenin gelişmesine de ortam olmuştur. Yani bu farklılık aslında pek çok şeyin de ortaya çıkmasına, e, sentezlenmesine ne yapmıştır diyor, ortam olmuştur diyor. Evrensel yöntem kavramı ne? Ne alaka? Evrensel yöntem kavramı ne? Sen hiç bana evrensel yöntem kavramı falan dedin mi demedin? Ha, demek ki sen bir burada bir eğreti duruyorsun. Sen bir gidicisin gibi. Bir okuyalım bakalım. Evrensel yöntem kavramı değişik bilim alanlarını birleştirebilecek, evrenin en temel bağıntısını bulup işleyebilecek bir bilim olan matematiğe uygun düşüyordu. Bu çok özel bir ifade. Biz paragrafın tamamında daha felsefedeki kuramların nasıl oluştuğundan bunlardan bahsediyoruz. Okullar nasıl oluşuyor bunlardan bahsediyoruz. O yüzden 3 gitti arkadaşlar. Akış bozan cümle gibi görünüyor ama hemen işaretlemiyorum. Baktım dörde düşüncenin tarihsel evrimi içinde bu ortamın işte benim anahtar kelimem burada. Hangi orta? İşte şu ikide bahsettiği ortam. Gittikçe yükselen bir soyutlama düzeyiyle karakterize olduğunu rahatlıkla saptayabiliriz. Bu soyutlama bak ne yapıyor? Bu anahtar kelimeler köprü gibi birbirine bağlıyor bu cümleleri arkadaşlar. Dolayısıyla 1, 2, 4, 5, Tek bir paragraf olacak. Üçüncü cümle ne yapıyor? Bu parçanın akışını bozuyor. Biz de o yüzden üçü işaretliyoruz. Yani 4'ü de okuduktan sonra emin oluyorum 4 ile 2 arasında bir ilgi var. Kelimeler birbirini tekrar ediyor. Köprü kurmayı sağlıyor diyorum. O yüzden hemen işaretlemedim. Dördüncü cümleyi de mutlaka okudum arkadaşlar. 17. soru parça parçaki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar diyor. Şimdi bu tarz sorularda her sene bir tane geliyor arkadaşlar. Şu ana kadar çözdüğümüz bütün sorulardan bir tane her sene soru geliyordu. Ee, Sorulara da bakış açınızı aslında oluşturmak istiyorum tek tek uzun uzun çözerek. Şimdi biz bu tarz sorularda önce numaralanmış cümlelerin ilk kelimelerine bir göz atalım. Ama fakat ancak çünkü lakin bununla birlikte gibi kendinden önceki cümleye gönderme yapan bağlaçlar bu şu o gibi bağlayıcı unsurlar var mı varsa bunları bir eleyelim. E seçenekleri en azından daha aza düşürmek hedefimiz. Bakın ikinci cümle ancakla başlıyor. Hiçbir paragraf ancak diye başlamaz. 3'e baktım doğu diye ifade edilebilecek bu coğrafya. Ha bak şurada burada yok ama şurada var. Doğu diye ifade edilebilecek bu coğrafya kendinden önceki cümlenin devamıdır. Yani üçüncü cümleyle de bir paragraf başlamaz. O yüzden 2'yi 3'e elersiniz. 4'e baktım Türk müziğiyle diğer müziklerden ayıran olabilir dursun. Yani ya yani diye bir paragraf başlar mı? Töbe başlamaz. O zaman 5 de gitti arkadaşlar. 6 ifade gücünün Diğer müziklere göre bu olabilir ama zaten seçeneklerde yok. Ne yaptım? En azından bazı seçeneklerde şüpheye düşmeyeceğim. Bu diyeceğim bunların devamı zaten. Ve nerede konu, bakış açısı değişiyorsa ve sonraki cümlelerde de bu değişiklik devam ettiriliyorsa işte o ilk bulduğum cümleyi ne yapıyorum? İkinci paragrafın giriş cümlesi olarak atıyorum. Tamam tayin ediyorum. Türk müziği aslında İslam müzik kültürünün Türklerin elinde şekillenmiş halidir. Ancak Türklerin icra ettiği bu müziğin geniş bir kültür coğrafyasına ait ortak bir müzik karakteri var. Şimdi çok güzel devam ettik ise. Doğu diye ifade edilebilecek bu coğrafyada Türk müziği aslında doğunun ortak bir müzik karakteri niyansıtıyor. Çok güzel Türk müziği ile ilgili bilgiler veriyor coğrafyası ile ilgili. Türk müziğini diğer müziklerden ayıran en önemli özelliklerden biri ne alaka? Makamsal sistemi insan merkezli kullanması. Artık insan merkezli bir yapısı var normalde diğer Türk müziklerinden ayırmasının özelliği dedi. Ve 4 sanki çok güzel bir parçanın başka bir parçanın girişi gibi göründü. Devam. Yani batı müziği enstrüman merkezli bir müzikken, Türk müziği insan merkezli bir müzik olarak belirginleşiyor. E çok güzel bu da insan merkezli mi nasıl diye bilgiler verirken Batı müziğiyle de karşılaştırma yaptı bir yandan. İfade gücünün diğer müziklere göre daha yüksek olması, şiirle bütünleşmiş bir musiki olması diğer farklılığı devam ettirdi. O zaman eminim arkadaşlar daha fazla uzatmayalım. Cevabımız kesinlikle 4 olmalı diyoruz. Yani dördüncü cümleyle başlıyor. Ne yap? paragrafımız diyoruz. Ve 18 parçada boş bırakılan yeri düşüncenin akışına göre hangisi getirilebilir diyor. Bu tarz sorularda paragrafın içinde olduğu için boşluk bir önceki ve bir sonraki cümleyi çok dikkatli okuyup anahtar kelime seçeceğiz. Diyor ki sahip olduğu biçimsel imkanların da etkisiyle romanı bir birey anlatısı olarak tanımlıyoruz. Ne, bunu tanımlamamızın en büyük etken Biçimsel imkanların etkisiyle. Değil mi arkadaşlar? Bir birey anlatısı oluyormuş. Öykü için de buna benzer bir tanım elbette yapılabilir. Şimdi romandan öyküye geçti. Dikkat! Hem roman hem öykü birlikte götürüyor şimdi. Buna benzer bir tanım elbette yapılabilir. Çünkü öykünün doğduğu atmosfer romanınkiyle aynı. İkisi de aynı atmosferden doğuyor dedi neredeyse. O yüzden buraya getireceğiniz cümlenin içerisinde hem roman hem de öyküye dair yargılar olmalı. Ve biçimsel özelliklerinin doğuş yeri aynı gibi bir yargı arayacağız. Öyküde kişiler tipik durumlara göre kurulduğu için çok yönlü bir iç dünyası ve davranış örüntüleri kurgulanamaz. Şimdi dikkat sadece öyküden bahsediyor. Artık diyor ki öyküde kişiler tipik durumlara göre yani net durumlara göre farklı durumlara göre kurulduğu için kişilerin çok detaylı çok yönlü iç dünyasını ve davranış örüntülerini bulamazsınız. Tek tipteki karakterleri kullanırlar diyor. Bu durumda olsa olsa tiplerden söz edilebilir. Bunlara da öykü kişileri demek bence en isabetli adlandırmalar ki bu da az bir imkan değildir. Bu imkan sayesinde falan filan geç. Şimdi ne arayacağımı biliyorum. İçinde öykü ve romana dair ifadeler olacak. İkisi de aynı atmosferden doğuyorlar. Ancak öyküdeki, karakter, öyküdeki kişiler biraz daha dedi ee, detaysız anlatılır. Değil mi? Daha net özellikleriyle ortaya çıkarlar dedi. O yüzden A yalnız öykünün roman gibi karakter geliştirecek biçimsel imkanı sahip olmaması önemli bir fark. İşte arkadaşlar öykünün roman gibi karakter geliştirecek. Şimdi öykünün karakteri gelişmiyordu ne yapıyordu? Tek yönlüydü o yüzden çok yönlü bir öykü dünyası yoktu karakterlerin. Biçim, sel imkan bakın şurada benim anahtar de sahip olmaması önemli bir fark dedi. Öykünün romandan farkını anlatmaya devam etti. Adana görünüyor cevap. Şimdi diğer seçenekleri niye eliyoruz? Niye olmuyor? Görelim hep birlikte. Hikaye en azından benim için bir edebi türün adı olmaktan çıkarak içinde tahkiye barındıran her şeyi kapsar hale geldi. Arkadaşlar edebi türün adı olması, olmaması, bir tahkiye ol, barındırması falan bunlardan bahsetmiyor. O yüzden kesinlikle bulu gitti. Ancak öykücüler eski bir edebi hayatları boyunca eskisi gibi edebi hayatları boyunca kabul görmüş damarlardan birine sıkıca bağlı kalmayabiliyorlar. Şimdi böyle eskisi gibi yok edebi hayatları boyunca yok kabul görmüş damarlara bağlı kalmışlar asla bahsetmiyor gitti. Öyküdeki karakter ne tam iyi ne de tam kötü bir vasfa sahip olduğu için anlatı boyunca durmaksızın kendisiyle çatışır diyor. Böyle bir çatışmadan asla bahsetmedi gitti. Öykünün geleneksel anlatılarla geleneksel anlatıya dair tek bir ifade yok. O yüzden arkadaşlar yani parçada geçmeyen bir şey seçenekte de işaretleyemezsiniz. Kelimeler birbiriyle aynı amaca hizmet etmeli, aynı anlamı size çağrıştırmalı. O da sadece adını da var. O yüzden de adına işaretliyoruz. Ve 19. soru. Bu cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? Ne yapıyoruz? Önce parçanın giriş olacak cümleyi tespit ediyoruz. Birinci cümleyi okudum dedim ki paragrafın giriş cümlesi olmasın, olmaya müsait. O zaman bir yerinde kalsın diyorum. Birin bulunduğu seçenekleri eliyorum. İki okuyorum. İki ile bir arasında anlam bütünlüğü var mı yok mu bakıyorum. Eğer varsa iki de yerinde kalsın diyorum. Seçeneklerdeki ikiye eliyorum. Sonra üçe geçiyorum. Hep zincirin halkaları gibi bir önceki cümleye anlam ve yapıca bağlanmalarını istiyorum. Nerede zincir kopuyorsa en zayıf halkayı buluyoruz. O zayıf halkayı yerine yerleştiriyoruz. Başlıyorum. Yapay zeka haberciliği, makine öğrenmesine bağlı gazetecilik temelinde ortaya çıkan bir habercilik biçimi. Parçanın giriş olmaya müsait, geliştirilmeye müsait. O yüzden bir başta kalsın. Birim bulunduğu seçenekler varsa eleyebilirsiniz. 2. Yapay zekanın algoritmayı geliştiren programcılar hariç, bak yapay zekanın algoritmayı geliştiren programcılar hariç, insan müdahalesi olmadan otomatik olarak haber yazması sürecini içeriyor. Yapay zeka ile ilgili de bilgi verdi bana. Bunu vererek devam ediyor ne yaptığına dikkat. Haber yazıyormuş yani. E, i̇ki de birin devamı niteliğinde çok güzel. Bir ile 2 yerinde kalacak, asla oynamayacak. Dolayısıyla 2'nin bulunduğu seçenekleri deleyebilirsiniz. De Değil mi? İki yerinde kalacak çünkü. Metin belgelerinin el ile üretilebilen editoryal imkanlardan çok daha fazla bir sayıda olması ve kısa zamanda gerçekleşmesi ilgi çeken diğer bir yön. Şimdi senin bana ilgi çeken diğer bir yön demen için önce ilgi çeken bir yönünü söylemen lazım ki sonra bana bu cümleyle gel. O zaman diyorum ki 3 kesinlikle yerinden oynayacak. 3 yer değiştirecek. 3 yer değiştirecekse 3'ün bulunduğu seçenekler kalır ya da seçenek kalır diğerlere gider. E, Edirne'de gitti cevap 3 ve 5 görünüyor. Şimdi okuyarak gidiyorum hani ben şurayı buldum şimdi ama mecbur anlamam lazım değil mi? Niye yer değiştiriyor bu? Ortaya çıkan metinlerin genellikle insan yazarlar tarafından yazılan bir metinden ayırt edilemiyor oluşu kurumların bu habercilik yöntemine ilgisini artırıyor. Bak bu güzel bir şey kurumların bu habercilik yöntemine ilgisini artırıyor güzel bir yön. Bu da ikinci yön olmalı. Yani 3 5 4'ten sonra gelmeli işte bakın. Süreçte hangi süreç? İşte şurada bahsettiği süreç. Bakın arkadaşlar. 2'den sonra siz 5'i şuraya koyarsanız çok rahat akıyor. Yapay zekanın işte otomatik olarak haber yazma sürecini içeriyor. Süreçte yapay zeka algoritması bağımsız olarak veri toplayıp bu verileri analiz ettikten sonra otomatik olarak bir haber metni oluşturuyor. Sonra metin belgeleri ortaya çıkan metinler dersiniz. Ortaya bir haber çıkarıyorsunuz. Ortaya çıkan metinlerin genellikle insan yazarlar tarafından yazılan vesaire bir yönü, ilgi çöken bir yönü dersiniz. Sonra da diğer ilgi çeken yönünü söylersiniz. O yüzden 3 ve 5 kesinlikle yer değiştirmeli ki paragrafın anlam bütünlüğü sağlansın diyoruz. Ve 20. soruya geldik. Bu sözlerin sahibi yaşamla ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisini arkadaşlar önemsemektedir? Önemsemekte. Bilinci edinilmemiş bir yaşam, bilinci edinilmemiş yani bilinçli bir şekilde yaşanılmayan bir hayat, kendiliğiyle ilgili bilinçten yoksun, çevresindeki nesnelerde kaybolmuş bir yaşamdır. Bak bunu yazın asın karşınıza. <laughs> Harika bir cümle. Felsefe kitabında görmüştüm. Bilinci edinilmemiş bir yaşam, Kendiliğiyle ilgili bilinçten yoksun, kendinle ilgili bilinçten yoksunsun, kendini sorgulamıyorsun, etmiyorsun, bilinçten yoksun. Çevresindeki nesnelerde kaybolmuş bir yaşamdır diyor. İnsan nesnelerde kendisini yitirerek anlamsızlaşan değil, gerçekleştirdiklerinde, dikkat, yaptıklarında, ürettiklerinde potansiyelini keşfeden, karakter ve kimlik belirimlerinde varoluşunu bulurken, kendisine tanık olması gereken bir yaşam sürmelidir diyor. Yani sen kendi potansiyelini, kendi gücünü, iç gücünü, değil mi o enerjini keşfedeceksin ve karakterini, kimliğini asla ne yapacaksın diyor. Bir şeyler katacaksın, böyle yaşayacaksın diyor. Ve bunun da diyor tanığı olacaksın aynı zamanda diyor. O halde a bilinç dışındaki anların yönlendirmelerinden ulaşılan çıkarımlarla şekillenmesi. Yaşamla ilgili bundan bahsediyor mu? Bunu mu önemsiyor? Hayır ne bilinç dışı falan. Tam tersi bilinçle yaşamalı insan. Nesnelerden farklı olmalı diyor değil mi? İnsanın gizli gücü işte arkadaşlar. Bu potansiyel kelime doğrudan benim gizli gücümü. Varoluşsal kimliği dediği nedir arkadaşlar? Kimliğin, senin, karakterin, kimlik belirimlerin, fark edeceği, kendisine tanık olması bir bilinç içermesi gerektiğini söylüyor. Karakter ve kimliğin oluşumunda içsel deneyimler, içsel deneyimler bahsetmedi geç. Dış çevrede gerçekleşen her hadiseye bir tanık olarak yaklaşma tavrı barındırması, bundan da bahsetmiyor, anahtar kelimeleri bulduk zaten kişinin varoluş ve kimlik edinme kaygısından uzak bir düzeyde tam tersi arkadaşlar değil mi? Yaşamasını asla söyleyemez böyle bir kişi. Cevabımız bolu olmalı diyoruz. Tamam mı? Şu videoyu durdurup şurayı bir daha okuyun. Çok güzel bir parça. Evet geldik 21'e. Evet 21. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki hangisi bu parçada söze edilen karar verme davranışlarından herhangi biriyle ilişkilendirilemez? 5 tane karar verme şekli göreceksiniz. Bunlardan 4'ünü seçeneklerdekilerle eşleştireceğiz. Bir tanesi dışarıda kalacak. Onu bulup işaretleyeceğiz. Farklı bir soru tarzı. Karar verme aşamasında bireylerin farklı davranışlar sergiledikleri belirlenmiştir. 1- İç tepkisel karar verme. Seçenekler üzerinde yeterince düşünmeden içten geldiği gibi yani daha çok duygularıyla karar verme davranışıdır. 2. Kaderci karar verme. Koşullarla mücadele etmeden, kendini zorlamadan karar veriyor. E kendini zorlamıyor, mücadele etmiyor, her şeyi akışına bırakıyor. Boyun eğici karar verme. Kişinin başka bir kişiden dikkat. Kendisi yerine karar vermesini bekliyor. Hani ben yapamıyorum, sen karar ver diyor. 4. Kararsız karar verme karar veren kişinin verdiği kararı değiştirmek istemesi ve hiçbir kararından memnun olmaması durumudur diyor. Kararsız yani memnun da değil. Mantıklı karar vermede de kişi bir iş ve duyular, duygular arasında bazı dengelemeler ile akılcı bir yaklaşımı temel alarak davranışta bulunuyor diyor. Şimdi A. Kişi diğer insanların planları ile hareket etmeye eğilimlidir. Şimdi diğer insanların planları ile hareket ediyorsa, onların kararına uyuyorsa o zaman ben bunu nerede görmüştüm arkadaşlar? Boyun eğicide değil mi? Yani 3'te. Doğru mu? Doğru mu Berk? Evet. Doğru. Kişi verdiği karardan sürekli bir vazgeç, vazgeçme tavrı içerisindedir. E vazgeçme neredeydi? Memnun değil kararı değiştiriyordu. Bu da 4 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kişi diğer insanların uyarılarına bir tepki niteliğinde mi karar veriyor? Hani Tepkisel karar verme falan diye bir şey okudunuz mu? Hayır. İç tepkisel var ama bu e, diğer insanların uyarılarına değil kendi isteğiyle kendi içinden geldiği gibi davranma durumu vardı. Dolayısıyla C'de verilen yargıyı karşılayan bir e, karar verme mekanizması yok gördüğünüz gibi cevap C'ye görünüyor? Kişi karar verirken duygularının... Onu doğruya götüreceğine inanır. Bu iç tepkisel karar ver vermedir. Yani 1'dir arkadaşlar. Kişi kararlarını çevresel olay ve koşulların yönlendirmesine bırakır. Yani kadercidir arkadaşlar biraz da. Ne yapıyor o yüzden de kaderci de 2 oluyor. O halde eminim C'de verilen yargı yani dış tepkisel dıştaki insanların e, olayların e, akışına göre bir tepki niteliğinde kararlar verir gibi bir yargı olmadığı için ne yapıyoruz? Ceyhan'ı işaretliyoruz tamam mı? Şimdi çoklu sorular var iki tane. E, denemede de iki tane kullandım. 2-2 iki, iki şeklinde. Şimdi 22 ve 23. soruları bu parçaya göre cevaplayınız diyor. Şimdi soru köklerine dikkat ederseniz önce bir soru tarzlarını bir görün. Sonra paragraf okursunuz. Şimdi bu parçada mamutlarla ilgili olarak hangisine de değinilmemiştir? Değinilmemiştir, ulaşılamaz gibi olumsuz soru kökleri bütün metni zaten tek tek irdeleyen, Böyle mercek altına alan soru kökleri olduğu için her cümleyi tek tek inceleyeceksiniz. Dolayısıyla önce bu tarz sorular çözülmeli. Sonra arkadaşlar ikinci soru bir diğer sorusunu görün. Sonra işte birinci cümlede şu vardır, ikinci cümlede bu vardır diye cümle analizi var. Biz zaten biz zaten şunları yaparken buraları tek tek inceleyeceğimiz için iki soruda aslında kendiliğinden çıkmış olacak. Sınavda da böyle çözüyorsunuz tamam mı? Önce olumsuz soru kökleri çözülüyor. Şimdi diyor ki hangisine değinilmemiştir? Önce seçenekleri hızlıca bir göz atıyorum. Nelerden bahsettiğini bir görüyorum. Olumsuz soru köklerinde önce seçeneklere göz atmak daha faydalı. Tarih öncesi dönemlerde de görülebildiklerine, tarih öncesi dönemlerde de soylarının tükenme nedenlerinin kesin olmadığına, dünyanın farklı yerlerinde yaşadıklarına, fiziksel özelliklerinin onları hayatta tuttuğuna, yalnız bir bölgeye yurt edinen cinslerinin olduğuna. Anahtar kelimeleri belirledi ve metne geçiyorum. Mamut, filgiller ailesinden artık hayatta olmayan bir memeli cinsidir. Mamutların farklı türleri günümüzden 5 milyon yıl önceden 3700 yıl öncesine kadar tarih öncesi dönemlerden bahsediyor. Evet var. Ee, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika gibi birçok yerde yaşamıştır. Dünyanın pek çok yerinde yaşamışlar yani Ceyhan'da gitti. Ee, bulunan en eski mamut fosulleri 5 milyon yıl 5 milyon öncesine aittir. Mamutların en büyüklerinin omuz yüksekliği 4 metreye bulurken büyük ve kıvrık dişleri uzun hortumları vardı. Dişlerini kendilerini savunmak ve bazı bitkilerin kar altında kalan kısımlarını kazıp çıkarmak için kullanıldıkları tahmin ediliyor. Şimdi Dişlerin ne için kullandıklarına dair bir tahmin var ama bu fiziksel özelliklerinin onları hayatta tuttuğuna dair bir bilgi yok. O yüzden arkadaşlar sanki denizli yanlış gibi görünüyor. Devam edeceğim. Görece yakın dönemde yaşamış tüylü mamutlar büyüklük olarak bugünün Afrika fillerine çok benziyordu. Belirli türleri sadece belirli türleri sadece yalnız Kuzey Kutup bölgesi yakınlarında yaşıyordu. O zaman arkadaşlar buradan Edirne'de gitti gördüğünüz gibi. Öyle değil mi? Bu da gidiyor. Yakınlarında yaşıyordu. Mamutların soylarının tükenmiş olmasının iki nedeni olabileceği düşünülüyor, tahmin ediliyor. O zaman kesin değil dikkat ederseniz bu da gitti. İnsanlar tarafından fazla avlanmaları ve büyük buzul çağın sonunda yaşanan iklimsel değişiklikler diyor. O zaman baktığımda çok net bir şekilde fiziksel özelliklerinin onları hayatta tuttuğuna kesinlikle değinilmemiş. Böyle bir bilgi yok. Sadece uzun dişlerinin ne işe yaradığını söyledi. Cevabımız denizli göründü. Şimdi aynı metinden 23. soruyu çözeceğiz. Hangisi yanlıştır diyor. Dikkat. Arada atlanılan numaralar var. Çünkü paragrafta 8 cümle var dikkat ederseniz. Dolayısıyla 5 seçenek varsa işaretleyemeyeceğiniz yani dikkate almayacağınız numaralar da var. Onları lütfen iyi görün. Bakın 1 var, 2 var. Arada 3 4 yok. Sonra 5 6 7 yok, 8'e geçiyor. Şu aradaki cümlelerin Atlamasını iyi görün arkadaşlar, atladığını iyi görün. Şimdi A, birinci cümle nesnel bir yargı içermektedir. Birinci cümle kesinlikle nesnel bir yargıdır. Çünkü kanıtlanabilen bir içeriktedir. İkinci cümlede bir saptama yani bir tespit var. Bir saptama tespit cümlesi de nesnel yargıdır. Aynı zamanda okuduğunuzda mamutların farklı türlerinin ne zaman yaşadığını, kaç milyon yıl öncesine ait olduğunu ve nerelerde yaşadıklarına dair bilgiler görüyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar ikide doğrudur. 3'ü 4'e atlıyorum. 5. cümleye geçiyorum dikkat. 5. cümlede neden sonuç ilgisi kurulmuştur diyor. Bakıyorum 5'e şu. Dişlerini kendilerini savunmak ve bazı bitkilerin kar altında kalan kısımlarını kazıp çıkarmak için. Kazıp çıkarmak amacıyla kullandıkları tahmin ediliyor. Tahmin ediliyor. Yani 5. cümle neden sonuç cümlesi değil. Bir amaç cümlesi. Aynı zamanda bir tahmin cümlesidir ama kesinlikle neden cümlesi olamaz. Hani böyle yaptıkları için bitkilere daha kolay ulaşıyorlar falan deseydi olurdu demiyor. O yüzden cevap Ceyhan. Altıncı cümlede karşılaştırma var mı bakıyorum. Görece yakın dönemde yaşamış olan tüylü mamutlar, görece yakın dönemde yaşayan mamutlarla büyüklük olarak bugünün Afrika filleri karşılaştırılıyor ve benziyorlar birbirlerine diyor. Dolayısıyla karşılaştırma var. Sekizinci cümlede tahmin anlamı var mı? Var. Ne diyordu arkadaşlar? Mamutlarının soylarının tükenmiş olmasının iki nedeni olabileceği düşünülüyor. Yani tahmin ediliyor dedi. O yüzden de cevabımız kesinlikle gördüğünüz gibi Ceyhan'dır diyoruz. Araya bir tane tekli soru attık. 24. soru. Bu parçada nokta nokta yargılarından hangisine değinilmemiştir? A, B, C, D, E gibi de düşünebilirsiniz buradaki yargıları e, numaralandırarak verdim seçenekleri. Şimdi okuyorum arkadaşlar önce numaralı ifadeleri. Balina nüfusunun avcılık faaliyetlerine bağlı olarak ciddi oranda azaldı. Balina nüfusunun avcılık faaliyetlerine bağlı olarak. Kolay yakalanabilen balinaların sayıca çok azalmasıyla balina avcılarının büyük balina avcılarına yöneldiği, tamam. Okyanus ve denizlerdeki kirlilik ve hareketliliğin balina avcılığını olumsuz etkiledi. Neyi olumsuz etkiliyor? Neden etkiliyor? Gök balinaların dünyanın farklı bölgelerindeki denizlere gruplar halinde dağıldı. Gök balinalar gruplar halinde dağılıyor dedi. Uluslararası Balinacılık Kurulu'nun gök balina nüfusunun artırılmasına yönelik kararlarının eleştirildiği bir kurulun kararı var. Bu anlamda eleştiriliyor diyor. Balina avcılığının ilk dönemlerinde görece küçük ve yakalanması kolay olan ispermeçet ve benzeri balinaların nüfuslarının çok azalması sonucunda balina avcılarının gözü daha büyük balinalara çevrilmiştir. Şimdi buradan arkadaşlar biz neyi çıkarabiliriz? 1- 2'yi çıkarabiliriz. 2 biri çıkarabiliriz arkadaşlar. Yani bir reiki ilk cümleden çıkarabilirsiniz. Öyle değil mi? Ee, ve dedi ki 1864'te buharlı gemilerle büyük balinaları avlamak için özel olarak tasarlanmış zıpkınların devreye girmesiyle gök balinaları da hedef haline gelmiştir. Tamam. Uluslararası Balinacılık Kurulu'nun bu canlıların avlanmasını 1966'da yasaklayışına kadar geçen 100 yıllık dönemde de Küresel nüfusları 100 yıl önceki nüfuslarının %1'inin altına inmiştir. 5000 ila 12000 gibi nüfusları kaldığı tahmin edilen, türleri tehdit altında olan gök balinalar en az 5 topluluğa dağılmış olarak yani farklı farklı topluluklar var 5 dediği için gördüğünüz gibi birden fazla topluluğa ayrılıyorlar, gruplar halinde denizlere dağılıyorlar. Bu da çıkıyor arkadaşlar. Dünya denizlerine yayılmış durumdalar. Ee, koruma altında olsalar da denizlerdeki kirlenme ve giderek artan okyanus trafiğinin seslenişlerini boğarak eş bulmalarını güçlendirmesi gibi etkenler gök balina nüfuslarının geri kazanılmasının önündeki tehditlerdir. Yani ne yapıyor? Soyları tükenme tehlikesinde diyor. Bu da nerede vardı arkadaşlar? Kirlilik, denizlerdeki okyanuslarda kirlilik ve hareketlilik balinaları olumsuz etkiliyor dedi. 3 de var ama 5 yok çünkü 5 diyor ki sana... Uluslararası Balinacılık Kurulu'nun gök balina nüfusunun artırılmasına yönelik kararları eleştiriliyor diyordu. E bundan bahsetmiyor. O yüzden cevabımız 5 görünüyor. Dikkatli okumanız gerektiriyor. Yoksa seçenek seçenek yukarıda olan ifadeler arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki bu parçadan Hunza Türkleri ile ilgili olarak hangisi çıkarılabilir? Tek bir paragraf Birinci sorusu bu. Diğer soruyu da görelim hemen. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak hangisi söylenemez? Bu da arkadaşlar cümlede anlam kavramlarını sorguluyor. Tahmin cümlesi, çıkarım cümlesi, bazı yargıların gerekçesi verilmiş, öngörüyorum. Şimdi bunları çok rahat bir şekilde görebiliriz. Normalde biz önce olumsuz soru köklerini okuyalım dedik ama şurada en azından bir önceki soruda parçada anlatılanları, Hunza Türkleri ile ilgili genel olarak anlatılanları bulmaya hedefleneceğimiz için aslında diğer soruda da kendiliğinden çıkacak. O yüzden önce bunu çözüyorum. Çin ve Afganistan sınırında Pakistan'ın Keşmir kenti yakınlarında yaşayan Hunza Türkleri yaklaşık 120 yıl yaşıyor. Vay. Coğrafi zorunluluklar ve iklim değişiklikleri gibi sebeplerle Sibirya ve bugünkü Rus düzlüklerinden şimdiki yaşadıkları yere indiği düşünülen, tahmin edilen Türkler Orman avcılığından göçebe çobanlığa doğru bir geçiş süreci yaşamış. Sebepleri neler? Coğrafi zorunluluklar, iklim değişiklikleri değil mi arkadaşlar? Oradan ne yapıyorlar? Daha aşağıya iniyorlar. E ve hayatları da değişiyor. Orman avcılığından bir anda göçebe çobanlığa gidiyorlar. Tamamı Müslüman olan Hunza Türklerinin bu kadar uzun yaşamalarının yanı sıra burada hiç kanser vakasının yaşanmaması da dikkat çekici. Şimdi 120 yıl yaşıyorlar ve hiç neredeyse hiç kanser vakası yok arkadaşlar. Kansere yakalanmadıkları gibi sırf rastlanan diğer rahatsızlıklarda onlardan uzak duruyor. Yani ne kadar müthiş bir şey. Yaygın görüş denizden 6000 metre yükseklikte coğrafi yerlerini söylüyor. Çok yüksek oksijeni olan bir bölgede bulunmaları, buz gibi temiz su içip sadece kendi ürettikleri meyve ve sebzeleri çiğ ya da az pişmiş tüketmeleri Onların bu kadar uzun yaşamalarının en önemli unsurları olduğu yönündedir diyor. Bu bir tahmin sadece, yaygın görüş yani. Adamlar diyor tertemiz hayat yaşıyorlar diyor. O yüzden de 120 yıl kadar yaşıyorlar diyor değil mi? Çok fazla gelebilir kimimize. Peki baktım hangisi çıkarılabilir arkadaşlar? Göçebe hayattan yerleşik hayata geçmeleri uzun yaşamalarını mı sağlamış? Var mı böyle bir şey? Hani göçebe yaşadık hayattan yerleşik hayata geçtikleri için mi oluyor? Hayır yok öyle bir şey. Kronik hastalıkların görünmemesinin tek nedeni, bak oksijeni bol olan bir ortamda yaşamaları mı? E, adamlar tertemiz besleniyorlar, kendi ürettiklerini yiyorlar falan diyordu. Temiz su içiyorlar, bu da olabilir, onu da bilmiyorum, geç. Yaşadıkları yerin özellikleri ve beslenme şekilleri, bak genelliyor. Yaşadıkları yerin özellikleri ve beslenme şekilleri uzun yaşamalarında etkili olmuş mu? Evet olmuş. Tüm dünyada en uzun süre yaşayan Türk boyu mu arkadaşlar? Yani 121, 122, 123 yıl yaşayan belki Türk boyu da var ama parçada bundan bahsetmiyor. O yüzden gitti. Uzun süre yaşamaları bilim insanlarının onlar hakkında geniş bir araştırma yapmalarını mı sağlamış? Evet sağlamışım arkadaşlar. Bu parçada aslında üzerinde durulan araştırmaya konu konu olmaları değil, araştırmaya konu olunacak kadar yaşamlarının uzun olması ve ee, bu yaşamlarının neden bu kadar uzun olduğuna dair bilgileri çermesi. Bu yüzden de beslenme şekilleri ve yaşadıkları yerin özellikleri uzun yaşamalarıyla ilişkilendirilerek paragrafta cümlelerle veriliyor. Biz de o yüzden kesinlikle ne yapmalıyız? Ceyhan'ı işaretlemeliyiz arkadaşlar tamam mı? Ve 26'ya geldik. Az önce söylediğim gibi. Şimdi tahmin cümlesi var mıydı arkadaşlar? vardı. Çünkü şurada bakın yaklaşık 120 yıl yaşan, yaşıyorlar. Yaygın görüş şu 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 yönde gibi tamamen tahmin içeren ifadeler var. E çıkarım var mı? Evet var. Denizden 6000 metre yükseklikte çok yüksek oksijen olan bir bölgede bulunuyorlar ki ne yapıyorlar diyor. Onlar diyor bu kadar diyor uzun diyor yaşıyorlar diyor. Dolayısıyla çıkarım cümleleri elde bulunan verilerden yola çıkarak doğru ya da yanlış yeni bir sonuca ulaşma işidir. Siz bu ulaştıkları sonucun yani çıkarımın doğruluğunu ya da yanlışlığını ne yapamazsınız? Eleştiremezsiniz. Çünkü çıkarımlarda asıl olan yeni bir sonuca ulaşmaktır. Bu adamlar ne yaptılar? Yeni bir sonuca ulaştılar. Dolayısıyla çıkarım cümlesi var mı? Var. Bazı yargıların gerekçesi var mı arkadaşlar? Var. Nerede var? Şurada var mesela coğrafi zorunluluklar ve iklim değişiklikleri gibi sebeplerle Sibirya ve bugünkü Rus düzlüklerine diyor. Tamam bu da geçti güzel. Ee, öngörüde bulunulmuş mu? Yani bu Hunza Türklerinin geleceğiyle ilgili Hani şimdiden bir kestirimde bulunulmuş mu? Bunlar şimdi böyle yaşıyorlar ama bakalım ileride de 140 yıl yaşayacaklar gibi bir öngörü var mı cümlede yok. Çünkü öngörü elde bulunan verilerden yola çıkarak gelecekle ilgili bir tahminde kestirimde bulunmak demektir. E yok geleceğe dair bir kestirim. Dolayısıyla cevap denizli görünüyor. Yorum, yorum, yorum söz konusu arkadaşlar? Evet bol bol yorum yapmış zaten böyle olmalı ki böyle olduğu yönünde gibi ifadeler var. O yüzden de çok dikkat çekici kelimesi mesela bizim için yorum içeren bir ifadedir. Daha somutlayabilirsiniz. Hani nerede var hocam yorum derseniz işte burada var. O yüzden arkadaşlar cevabımız net bir şekilde denizidir diyorum. Evet sevgili arkadaşlar Türkçe sorularının çözümleri bitti. 26 soruyu ben çözdüm. 4 soruyu da diğer Öznur hocamız çözdü. Umarım sizin için ee, öğrendiklerinizi ölçtüğünüz bir deneme olmuştur Umarım sorulardan keyif almışsınızdır Metinlerden bir şeyler öğrenmişsinizdir Ve bu çözümlerle de kendi bilginize bilgiler katmışsınızdır Sorulara bakış açınızı geliştirmişsinizdir Ben şimdiden hepinize sınavda başarılar diliyorum Allah yardımcınız olsun Çok emek verdiniz Bu emeklerinizin karşılığını bir an önce alın Ve arayı soğutmadan hemen böyle 657'ye inşallah tabi olun sizde Bir an önce ekmeğinizi kazanmaya başlayın Sizleri seviyorum ee, bu süre zarfında beni takip ettiğiniz için, izlemeye devam ettiğiniz için, yayınlarımı alarak bize de destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.